Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Galatasaray Gazetesi editörü Urhan Türker. Bugün yine sizlerle Galatasaray transfer gündemini ve Galatasaray gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Daha önce bahsetmiş olduğum videolarımda bahsetmiş olduğum bazı transfer haberleriyle ilgili yeni detaylar öğrendim. Onları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun haricinde de yine ekstra bilgiler, ekstra görüşmeler var. Bunları da yine detaylandırmaya, sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. Öncelikle vakit kaybetmeden hemen hızlıca ilk haberimiz olan daha önce teknik direktör adayı olarak bahsetmiş olduğum Dursun Özbey'in teknik direktör adayı olarak düşündüğü isimlerden biri olan Frank de Boer ismiyle başlamak istiyorum. Frank de Boer isminin şartları soruldu ve şöyle bir cevap alındı. Frank de Boer Galatasaray'a gelir ancak transfer bütçesi olarak net harcama anlamında 30-35 milyon euro transfer harcaması yapmayı taahhüt etmeniz gerekiyor denildi Frank de Boer'un menajerleri tarafından. Dolayısıyla da tabii ki Dursun Özbek bir adım geri attı diyebilirim. Çünkü daha önce de dile getirmiştim, yabancı teknik adam getirmek kolay. Şöyle kolay. Eğer parasal anlamda birçok taahhütte bulunursanız kolay. Getiremeyeceğiniz teknik adam yoktur. Yani boşta olan bütün teknik adamları şu kadar transfer harcaması yapacağım diyerek getirmenizde herhangi bir sorun yok. Ancak tabii ki bu harcamaları yapamamanız durumunda çeşitli huzursuzluklar çıkacaktır ve orada bir başarı ortamı oluşmayacaktır. Dolayısıyla yabancı teknik adam getirmenin böyle bir zorluğu var. Ama dediğim gibi parasal anlamda her türlü şartı sağlarsanız her türlü teknik adam her kulüple çalışır. Ancak dediğim gibi Frank de Boer'un da bu tarz bir öngörüsü var. Bu tarz bir ön isteği var. Dolayısıyla da Dursun Özbek ve onun adına görüşmeleri yapan Cenk Ergün'ün de bu isteklerden dolayı geri adım attığını söyleyebilirim. Yerli piyasasında gündeme gelecek isimler elbette olabilir. Bu tarz görüşmeler elbette olabilir. Fatih Terim ismi ön plana çıkmıştı. Daha sonrasında dün de tatilin yerde keserek İstanbul'a geleceği söylenmişti ama ben yine haberimin arkasındayım. Fatih Terim, ne Fatih Terim ne de Dursun Özbek tam olarak şu an işte ne Dursun Özbek tam olarak Fatih Terim'le çalışmayı şu an tam olarak istiyor ya da Fatih Terim de tam olarak şu an Galatasaray'la çalışmayı yeniden gündeme alır gibi bir durum yok. Ancak ilerleyen günlerde tabii ki Fatih Terim için Galatasaray'ın yeri bambaşka. İlerleyen günlerde işler değişir değişmez bilemeyiz. Ancak Okan Buruk ihtimali yine masada. Yabancı teknik adam olarak da dediğim gibi şartlar sağlanamadığı sürece yabancı teknik adam ihtimali biraz daha düşmüş durumda. Ama süreci takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet dostlar, şimdi gelelim bir transfer haberine. Önceki videolarımda Jason Dreyer'ın bir sürpriz olarak Galatasaray'ın gündemine geldiğini iki başkan adayı için de dile getirmiştim. Şöyle bir gelişme oldu. Jason Dreyer şartlarını kulüplere, kendisini ilgilenen kulüplere açıkladı. Türkiye'den kendisine Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da Galatasaray haricinde ilgisi var. Her iki kulüpte Galatasaray'la beraber 3 kulüpte oyuncuyu almakta istekli. Bunun haricinde Avrupa'dan da birçok kulübün resmi teklifte bulunduğunu ve onların da yine mali şartlarda oyuncuya bazı teklifler yaptığını dile getirmiştim. Jason Dreyer'ın menajeri ilgilenen kulüplere şartları açıklamaya başladı. Jason Dreyer'ın şu an için benim öğrendiğim kadarıyla Türk kulüplerinden istekleri 3,5 milyon euro net ücret. Bunun haricinde de yine her sene 500 bin ödemek şartıyla 2,5 milyon euro, yani 5 yıllık bir sözleşme talep ediyor. Ve her sene 500 bin euro, 3,5 milyon euronun üstüne 500 bin euro da imza parası istiyor. Yani 5 yıla yayılacak şekilde 2,5 milyon euro da imza parası istiyor kendisi. Yani toplamda totale vurduğumuzda senelik ücreti 4 milyon euro bandına gelecek. Tabii ki maç başı ücretler vesaire olur olmaz onu bilmiyorum. İstek olarak şu an kendisi ilgilenen 3 Türk kulübünden istekleri bu şekilde. Avrupa kulüplerinden istekleri daha farklı olur, daha az olur, daha çok olur bunu bilemeyiz. Ama Avrupa'da zaten ben kendi nezdimde düşündüğümde az çok siz de tahmin edeceksinizdir. Kendisine senelik 4 milyon euro ücreti ödeyecek çok fazla kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bu şartları sağlayacak çok fazla kulüp olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oralardaki ücret bantları bize oranla çok daha farklı. Tabii ki verebilecek kulüpler var mı? Elbette var. Avrupa'da birçok kulüp bu ücretleri karşılayabilir. Ancak onların politika olarak, maaş politikası olarak şartları çok daha farklı. Dolayısıyla da vermeyi tercih etmeyebilirler.
Türkiye piyasası için istekleri bunlar. Tekrar edeyim. 3,5 milyon euro yıllık net ücret. Onun haricinde de her sezon 500 bin euro olmak şartıyla toplamda 2,5 milyon euro da imza ücreti istiyor. Ayrıca şöyle bir şartı da var. 5 yıllık sözleşme imzaladı ama 5 yıl kalmadı kulüpte. Bunun haricinde o 2,5 milyon euroyu da eğer atıyorum örnek veriyorum Galatasaray'a geldi. Şu an 26 yaşında Jason Dreyer. 2-3 sene sonra Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer oldu. O 2,5 milyon euroyu da yani 500 bin 500 böldüğümüzde olan 2,5 milyon euroyu da yine almayı istiyor. Böyle bir imza parası ücreti talebi de var. Dediğim gibi kulüplerimiz bu ekonomik şartları çok sağlayabileceğini düşünmüyorum. Ancak veren kulüpler bulunmazsa ekonomik şartlarda da düşüş sağlanabilir. Arkadaşlar önceki videolarımda Galatasaray'dan birçok futbolcunun ayrılmasını beklediğimi dile getirmiştim. Bu futbolcuları Alexandru Çıkaldağ, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Markao ve beklenen teklifler gelirse Victor Nelson gibi sıralamıştım. Bu futbolcular teklifler gelmeye başladı. Ancak dediğim gibi şu an Galatasaray'ın mevcut bir yönetimi olmaması dolayısıyla bu teklifler menajerler aracılığıyla getirilen teklifler. Yani ilgi mektupları, ilgi kağıtları, faks yöntemiyle gelen teklifler. Şu an zaten kulübe resmi teklif ulaşmasının hiçbir mantığı yok. Çünkü ilgilenen kulüpler, ilgilenen menajerler Türkiye'den bu transferle yabancı kulüpler adına çalışan menajerler de biliyor ki şu an mevcut olan Burak Elmas yönetiminin oyuncu satışı ya da alışı ile ilgili şu an bir tasarrufu bulunmayacak. Dolayısıyla da şu an gelen teklifler tamamıyla ilgi mektubu ya da menajerler aracılığıyla ilgilenen kulüplerin yapmış olduğu menajer teklifleri. Son olarak da futbolcumuz Markao Teixeira'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan 15 milyon sterlin civarında bir teklif geldiğini öğrendim. Bu teklif dediğim gibi az önce dile getirdiğim gibi bir ilgi mektubu tarzında bir teklif. Artık Markao tabii ki ben Galatasaray'daki durumu çok farklı. Galatasaray'daki yeri çok farklı. Çok farklı meziyetleri olan ve Galatasaray'da olmadığı maçlarda etkisini çok net hissettiğimiz bir futbolcu. Çünkü Galatasaray'da hangi teknik adam gelirse gelsin, Galatasaray hangi teknik adamla çalışırsa çalışsın, Markao üzerinden oyun kurmak üzerine bir sistem uygulanıyor. Artık günümüz futbolunda topu paldır küldür ileriye vur futbolu oynamak çok mümkün değil. Her kulüp, her takım geriden oyun kurarak, geriden paslaşarak çıkmak üzerine bir sistem kullanıyor. Dolayısıyla da Markao'nun sol ayaklı olması ve bu tarz çıkışları çok daha iyi yapması, ayağının da bir stopere nispeten çok daha düzgün olması sebebiyle önemi bir nebze daha artıyor. Sol ayaklı olması da dediğim gibi bir avantaj. Galatasaray bunu gönderirse yerini doldurabilir mi, dolduramaz mı? Bu bir soru işareti. Ancak ben artık Markao'nun da Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Yani benim düşündüğüm şey çok farklı bir olay. Bu tarz futbolcuların belli ücretler karşılığında satılıp örnek veriyorum Markao'yu artık Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünürsünüz ve Markao'yu örnek veriyorum 20 milyon euroya satarsınız ve 6-7 milyon euroya yine Markao potansiyeline gelebilecek 20-25 milyon euroya satabileceğiniz bir futbolcu alırsınız. Aslında önemli olan nokta bu döngüyü sağlayabilmek. Umut ediyorum Galatasaray bu döngüyü sağlayabilecek noktaya gelir. Markao için gelen teklifler artık bu aralıkta olacağını düşünüyorum. 20 milyon sterlinlere, 20 milyon poundlara kadar çıkarsa da işler değişebilir. Dediğim gibi umut ediyorum. Markao da uygun ücretlere satılır arkadaşlar. Şimdi hemen hız kesmeden başka bir transfer haberine geçelim arkadaşlar. O transfer haberimiz de bu sene ligimizde forma giyen ve Türkiye'den ayrılan dün itibariyle Başakşehir'e veda eden Mahmut Trezeguet hakkında. Trezeguet'in Galatasaray'a bir ilgisi olduğunu ve daha önceki dönemlerde de Galatasaray transferinin kapıdan döndüğünü biliyoruz. Yine Muhammed Trezeguet menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Bu transfer görüşmeleriyle ve liste oluşturma işlemleriyle Cenk Ergün'ün ilgilendiğini dile getirmiştim. Twitter'dan bir arkadaşımız da sormuştu henüz. Galatasaray'ın şu an bir başkanı yok. Bir işte yöneticisi hangi transferle ilgilenecek, nasıl bu süreç işleyecek diye. Onu da dile getirmiştim. Daha önceki videolarında söyledim, yine söyleyeyim. Tamamıyla bu transferlerle, bu liste işleriyle Cenk Ergün'e ilgileniyor. Çünkü hangi başkan adayı kazanırsa kazansın çalışmayı planladığı isim Cenk Ergün. Dolayısıyla da bu listeleri Cenk Ergün'ün hazırlaması ve bir hazır buluşluluk düzeyinin arttırılması adına bir plan program yapılması çok doğal. Zaten yapılmazsa bir problem var derdim ben.
Dolayısıyla da ortak bir liste oluşturulması gündemde. Mahmut Trezeguet'in de bu listeye yazılması adına menajerler tarafından önerildiğini dile getirebilirim. Oyuncunun Aston Villa ile transferi 2023'te, yani önümüzdeki transferde, önümüzdeki sene sonunda sona ermiş olacak. Dolayısıyla da Mahmut Trezeguet için Aston Villa 10 milyon euro bandında bir ücret ödemişti. Şu an kendilerinin beklentisi 6 milyon euro civarında. 6 milyon euro civarında bir bonservis getirirse Mahmut Trezeguet ayrılmasına müsaade edeceklerini dile getirmişlerdi. Mahmut Trezeguet'in Türkiye Ligi'nde çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu da defalarca kanıtladı. Defaatle kanıtladı. Çünkü gerek Başakşehir performansı son olarak gerekse Kasımpaşa performansı gerçekten hatırı sayılır bir performanstı. Özellikle Başakşehir'e yarım dönemliğine kiralık gelmiş olmasına rağmen gerçekten çok kısa sürede çok katkı verdiğini söyleyebilirim. Gerçekten de çok yetenekli, çok farklı meziyetleri olan bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde her takımın kadrosunda olduğu takdirde belli miktarda gol asist katkısı üreteceğini, katkı vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da kendisinin Galatasaray içinde ukde kaldığını da biliyorum. Eğer şartlar oluşursa Galatasaray'a seve seve gelecektir. Galatasaray forması'nı seve seve giyecektir. Ama dediğim gibi burada ekonomik şartlar da çok önemli. Kulübü şu an bir senelik sözleşmesi kalmasında karşılık 6 milyon euro civarında bir ücret talep ediyor. Kulüplerimiz bu ücretleri şu an karşılar mı, karşılayamaz mı? Bunu tabii ki kestirmek güç, ancak oyuncu satışları olursa Galatasaray belli ücretleri teklif edebilme ihtimali doğabilir. Dediğim gibi süreci beklemek, süreci takip etmek gerekiyor. Evet dostlarım, hemen hız kesmeden son transferi vererek videomu tamamlayacağım. Bugünkü videonun çok daha dolu, çok daha donanımlı geçeceğini dile getirmiştim. Son bir transfer haberim var, onu vererek fazla da vaktinizi almadan videoyu tamamlayacağım. O transfer haberi de daha önceki videolarımda, yani yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün önce dile getirmiş olduğum bir transfer haberi. Galatasaray'ın Arsenal'in 30 yaşındaki Fransız forveti Alexander Lacazette'le ilgilendiği, daha doğrusu Galatasaray'ın demeyeyim, başkan adayı Dursun Özbey'in gerek taraftarla barışmak adına, gerekse camia içerisinde oy potansiyelini, gençler tarafından oy potansiyelini arttırmak adına yapmış olacağı bir hamle olarak dile getirmiştim. Alexander Lacazette bildiğimiz üzere sözleşmesini yenilemeyecek Arsenal'le ve şartları ortada olan bir futbolcu. Önceki videomda dile getirmiştim, yaklaşık olarak 9 milyon pound civarında bir ücreti var. Şu an o İngiltere'de, Arsenal'de. Kazanmış olduğu ücretin tabii ki vergi oranları var. 9 milyon pound, 10 milyon euro olarak düşünürsek euro üzerinden gidelim. Bizim açımızdan daha kullanılabilir para birimi olduğu için euro üzerinden gidelim. 10 milyon euro olarak düşünürsek %50'sini zaten İngiltere'de vergi olarak ödüyor ve kemiksiz ücret olarak 5 milyon euro kazanıyor. Galatasaray'dan talepleri de çok daha netleşmeye başladı. Dursun Özbek dediğim gibi bu transferi taraftarla barışmak babında bir anlaşma olarak gördüğünü ve sükse getirmesi anlamında gördüğü için, zaten Cenk Ergün'de piyasa olarak bu tarz transferleri seven bir sportif direktör. Başkan da bu transferde çok istekliydi, ancak ekonomik şartlar biraz ağır diyebilirim. Şu an olarak 5,5 milyon euro net talebi var. İmza ücreti konusunda net bir bilgim olmadığı için duymuş olduğum rakamı sizinle paylaşmak istemiyorum. Ancak ücret olarak 5,5 milyon euro net ücret istediğini ben duydum. Dolayısıyla da gerek Galatasaray gerekse ilgilenen başka Türk kulübü olursa onlar için de çok doğal yaşanabilecek bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ancak dediğim gibi Dursun Özbek bu transferde çok istekli. İstekli olmasının da bazı etkileri olabilir. Ama tabii ki kur üzerinden de düşündüğümüzde, mevcut kuru da düşündüğümüzde Türk kulüplerinin bu tarz transferler yapma ihtimalini artık bir nebze daha düşük görüyorum. Ancak Dursun Özbek'in istekli olması bazı şartları değiştirebilir ya da Lacazette tarafı Avrupa'dan da o ücret taleplerini karşılayacak kulüpler bulamazsa ücret taleplerinde bazı indirimlere, düşüşlere gidebilir. Tabii ki yıllık net ücret isteği çok fazla. Bunun haricinde imza ücreti de isteyecektir. Dolayısıyla ben bu transferi zor görüyorum ama beklemekte yarar var diyorum. Bu şekilde de videomu tamamlıyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bugünkü videomun da sonuna geldik. Yine sizlerle dop dolu bir video geçirdiğimi düşünüyorum. Videolarımı her gün aralıksız şekilde devam edeceğim. Bir sıkıntım çıkmazsa, özel bir durum olmazsa size her gün yeni videolar çekerek gerek Galatasaray gündemi, gerek transfer gündemi, gerekse
şu an içinde bulunduğumuz başkanlık yarışı ile alakalı videolar çekerek sizi bu konuda bilgilendirmeye gayret edeceğim. Sizler de rica ediyorum videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Sizin desteğini gördükçe bu benim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani örnek veriyorum, bir video yüklediğimde bu video 500 kişi izlediğinde benim için farklı bir motivasyon oluyor. 300 kişi izlediğinde farklı bir motivasyon oluyor. Özellikle benim gibi bu tarz YouTube işlerine yeni başlayan insanlar için bu izlenme süreleri bir nebze daha önemli oluyor. Çünkü siz izlendiğinizi hissettiğiniz süre zarfında çok daha istekli oluyorsunuz. Ancak izlenmediğinizi hissettiğiniz süre zarfında bir umutsuzluk ortamı oluşuyor ve bu işi yapmakla alakalı bir isteğiniz geri çekiliyor diyebilirim. Ancak ben şu ana kadar YouTube kanalımızın gidişatından oldukça memnunum. Siz bana destek verdiğiniz sürece videolarımı beğenip kanalıma abone olup videolarımı da atlamadan kesintisiz bir şekilde izlediğiniz sürece ben size yeni videolar çekmeye, sizi birçok konuda bilgilendirmeye gayret edeceğim. Transfer döneminde tabii ki daha aktif olmasını bekliyorum. Süreci takip etmek gerekiyor. Daha sonrasında da yine bazı gazeteci arkadaşlarımızla farklı özel yayınlarımız ya da benim yine içerik olarak transfer haberleri haricinde farklı içeriklerden de yine Galatasaray'la alakalı farklı içeriklerden de yararlanma ihtimalim olacaktır. Bunları da yine süreç içerisinde sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.